Mikrofonda yeniden beraberiz. Şu anda Washington Büyükelçiliği'nin rezidansındayız. Az önce bu arkamda gördüğünüz masada Adalet Bakanı Bekir Bozdağ basın temsilcilerine bir toplantı gerçekleştirdi ve Amerika'da yaptığı temaslar hakkında bilgi verdi. Bildiğiniz gibi Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 25 Ekim'den beri Amerika'da bulunuyor ve burada temaslar yapıyor. Bugünkü en önemli teması Amerikan Adalet Bakanı Loretta Lynch'le olan görüşmesiydi. Bu görüşmede Fethullah Gülen'in iadesinin gündeme geldiğini söylemek gerek ve bu konuyla ilgili bir takım yeni bilgileri belgede paylaştığını açıkladı Adalet Bakanı. Aynı zamanda basın mensuplarına gelen sorular üzerinde bir takım bilgiler verdi. Şimdi bu toplantının tamamını yayınlıyoruz. Evet, saygıdeğer basın mensupları, bugün Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanı Sayın Loretta Lynch ile faydalı bir görüşme yaptık. Fethullahçı terör örgütü kurucusu ve yöneticisi terörist Fethullah Gülen'in darbe öncesi işlediği suçlarla ilgili iade dosyalarını ve 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünün bir numaralı faili olması nedeniyle Türkiye olarak ilettiğimiz geçici tutuklama talebini karşılıklı müzakere etme fırsatı bulduk. Sayın Bakan'a Türkiye'nin hassasiyetlerini ve bu konudaki beklentilerini ilettik. Ülkemiz için terörist Fethullah Gülen'in yaptıklarının ne anlama geldiğini çok açık bir şekilde ifade ettik. Beklentilerimizi ifade ettik. Bu açıdan birbirimizi anlama bakımından çok faydalı bir görüşme olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin hassasiyetleri ilk defa birinci elden Sayın Bakan'a iletilmiş oldu. Bizim bu iadeye ve geçici tutuklama talebine verdiğimiz önemi göstermek bakımından da bu ziyaret çok önemlidir. Çünkü Türkiye bugüne kadar pek çok ülkeden iade ve geçici tutuklama talebinde bulunmuştur. Ancak hiçbir iade talebi veya geçici tutuklama talebi üzerine herhangi bir Türkiye Adalet Bakanı ilgili ülkelere ziyarette bulunmamıştır. İlk defa bir Türkiye Adalet Bakanı bir suçluyla ilgili iade görüşmesinde bulunmak üzere ABD Adalet Bakanı ziyaret etmiştir. Bu bizim bu iadeyi ne kadar önemsediğimizi, Türk halkı ve Türkiye için bu iadenin ne kadar büyük bir önem taşıdığını göstermesi bakımından son derece önemlidir. Biz kendilerine hem aramızdaki anlaşmanın 9. maddesi işletilerek iade maksadıyla bir tutuklanma talebini hem de darbe teşebbüsü nedeniyle aramızdaki anlaşmanın 10. maddesi çerçevesinde geçici tutuklama talebimizi ilettik. Aynı şekilde Fethullahçı terör örgütü kurucusu ve lideri Fethullah Gülen'in ABD'de ikamet ettiği Pensilvanya'dan terör örgütünü yönetmeye devam ettiğini ve bunun iki dost ve müttefik ülke bakımından izahı ve kabul edilebilirliğinin olmadığını çok net bir dille ifade ettik ve bunun önlenmesi gerektiğini, bunun durdurulması gerektiğini de Sayın Bakan'a ilettik. Karşılıklı değerlendirmelerden sonra uzmanlar arası ayrıca görüşmeler de yapıldı. Biz kendilerine iade dosyalarına ilişkin ilave deliller de sunduk. Onları da kendileri değerlendirecekler. Ayrıca benim bu görüşmeyle ilgili söyleyeceklerim bu kadar şimdilik. Teşekkür ediyorum. Efendim, Amerikalı muhatabınızdan nasıl bir tepki aldınız? Sizin anlattığınız dışında size karşılığı ne oldu? Onlar da bu konuya çok önem verdiklerini ve bu önemi göstermek için de Türkiye'ye uzmanlarını gönderdiklerini ve
karşılıklı değerlendirmeler yaptıklarını ifade ettiler. Yani bu konuyu onlar da önemsediklerini ifade ettiler. Tabii bir hukuksal süreç var. O süreci de anlattılar. Ama tabii daha fazlasını Sayın Bakan'dan almakta fayda var. Efendim, bu sürecin devam etmesi için burada bir dava açılması gerekiyor. Bugünkü görüşmeden böyle bir davanın açılması ile ilgili olumlu bir izlenim alabilir miyiz? Tabii bu aramızdaki anlaşma gereği sürecin devamıdır. Bu süreç dava açılmadan zaten tamamlanamaz. Mecbur hem anlaşma gereği hem ABD iç hukuku gereği bunun yargı boyutu var. Biz de bunun yargı boyutunu biliyoruz. Bu yargı boyutunun belli bir zaman alacağını da biliyoruz. ABD makamları da bu yargı boyutuyla ilgili hazırlıklarını sürdürüyorlar. Bir söz efendim, geçici tutuklamayla ilgili olarak bu süreci beklemelerine gerek yok. Geçici tutuklamayla ilgili bir adım, bir mesafe alabilir miyim? Tabii geçici tutuklama konusu da sonuçta gene ona da yargı karar verecek. Biz geçici tutuklamaya ilişkin dosyada geçici tutuklamayı gerektirecek yeterli kadar, yeterinden de ziyade deliller sunduk. Kendilerine de bunu bir kez daha hatırlattık. Tabii o hukuksal prosedür ayrı işleyecektir. Biz bu konudaki beklentimizi Sayın Bakan'a ilettik. Efendim, darbe deliller darbe sonrası, darbe teşebbüsü. Şimdi darbe teşebbüsüyle ilgili delillerden ziyade daha önce bizim kendilerine ilettiğimiz 15 Temmuz 2016'dan önceki dosyalara ilişkin ilave deliller, darbe teşebbüsüne ilişkin iade dosyası zaten hazırlanıyor o Türkiye'de. Bizim darbe teşebbüsüne ilişkin gönderdiğimiz şey geçici tutuklama talebidir. Geçici tutuklama talebinin içerisinde geçici tutuklamayı gerektirecek yeterlikte, açıklıkta çok net deliller sunduk. Yani o delillerin geçici tutuklama için biz kafi olduğuna inanıyoruz. Her seferinde Amerikan yönetimi bu konuda bağımsız yargının karar vereceğini söylüyor ve topu yargı yönetiyor. Yönetim olarak Türk hükümetinin Amerikan yönetiminden atabileceği adımlar konusunda tam olarak neler, ne yapabilir yönetim? İade süreçlerinin bir boyutunun yargı olduğunu biz de biliyoruz. Türkiye olarak biz iade talebinde bulunurken, geçici tutuklama talebinde bulunurken yargısal süreci göz ardı ederek bu talepte bulunmuyoruz. Bizim gönderdiğimiz dosyalar iadeyi gerektirecek nitelikte delillerle dolu olan dosyalardır. Geçici tutuklamaya ilişkin talebimiz de geçici tutuklamayı gerektirecek delillerle dolu olan dosyalardır. Adalet Bakanlığı tabii bu dosyaların idari süreçlerini anlaşmaya göre tekemmül etmesini sağlıyor. Yargısal karar ilgili mahkemeler veriyor. Tabii biz Türkiye olarak yargıyı göz ardı edin, bize verin demiyoruz. Bizim dediğimiz şey yargısal süreçte işlesin. O sürecin sonunda da Türkiye'nin beklentisi doğrultusunda bir kararın çıkacağına biz inanıyoruz. Önemli olan bu yargısal sürecin başlatılmasıdır. Yargısal süreç başladığında bir karar elbette oradan çıkacaktır. Dosyanın içerisindeki deliller son derece önemli. Bununla ilgili ABD Adalet Bakanlığı 5 ayrı savcı görevlendirdiğini bu dosyalarla ilgili ve buna titizlikle çalıştıklarını ifade ettiler. Biz de bu konudaki sürecin hızlandırılması gerektiğini kendilerine söyledik. Son olarak zarar konusunda Zarrab'la ilgili görüşmenin içerisinde, görüşme sırasında bir değerlendirmemiz oldu. Hangi konuda? En son Başkan Yardımcısı Biden'la Cumhurbaşkanımız arasında bu konuda gelmişti ve döneceğini söylemişti Başkan Yardımcısı. Bu konuda bir hatırlatma mı yoksa ne şekilde verilmeyi yaptığını
Tabii bu dosyanın delil durumuyla ilgili değerlendirmeler yapılırken orada biz bir değerlendirmemizi kendileriyle paylaştık. Onun dışında da ayrıca Sayın Bakan'la bu konuyu da gündeme getirdik. Şunları ifade ettik. Tabii bu Rıza Zarrab dosyası bizim takip ettiğimiz kadarıyla hukuki olmaktan ziyade siyasi bir dosya gibi duruyor. Çünkü dosyanın içerisinde ortaya konan şeyler daha ziyade savcının yorumlarına, şüpheden kaynaklı yorumlarından ibaret olduğunu biz görüyoruz. Tabii buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Cumhurbaşkanımızın eşine, Türkiye'ye dönük de savcının yaptığı değerlendirmeler var. Bu da tabii bunun bir siyasi maksat güttüğünü çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Bizim buradan istediğimiz şey tabii Türk vatandaşı olan birinin Amerikan kanunlarına göre kendisine isnat edilen suçtan dolayı Amerika'da yargılanması da mümkün değil. O da çok net bir şekilde ortada. Bu davanın Türkiye'ye dönük bir operasyon olarak bir siyasi hedefli olarak yürütülen bir dava gibi ortada durduğunu biz Sayın Bakan'a ilettik. Tabii onlar yargı süreçleri, onların değerlendirmeleri ayrı. Biz kendilerine aktardığımız konular arasında bu da var. Fethullah Gülen'in ABD yönetiminin bu konuya gösterdiği hassasiyeti de dikkate alarak, çünkü ABD yönetimi de demin ifade ettiğim gibi bu konuya çok ciddi hassasiyet gösteriyor ve uzmanlarını Türkiye'ye gönderdi. Bu konuda yetkin savcılarını görevlendirdi ve bugün de Sayın Bakan'la görüştük. Bu da tabii ABD'nin hassasiyetini göstermesi bakımından biz önemsiyoruz bunu. Tabii Fethullah Gülen de iade edebilir endişesine kapıldığı için dünyanın farklı ülkelerinde bir arayış içerisine girmiş durumda. İşte Belçika, Brezilya, Kanada gibi ülkelerde yer arayışında, uygun yer hazırlama çalışmalarında olduğuna dair Türk istihbaratının çok güçlü bilgileri var. Biz bu bilgileri de kendilerine daha önce aktarmıştık. Bu görüşmemizde de kendilerine bu bilgileri bir kez daha aktarma imkanı bulduk. Evet efendim, bugünkü ziyaretimizde karşımızdaki gelişmeyi tutamayı diyetini gören içeriği nedir ve bu tabloyu özetlemişsiniz? Tablo son derece önemli bir tablo. Esasında Adalet Komisyonu Başkanımız Ahmet İmayan'ın da katkısıyla getirdiğimiz bir tablo. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında adli yardımlaşma konusunda yapılan ilk anlaşmayı kendilerine takdim ettim. 1874 tarihini taşıyor. Orijinal metnini Sayın Bakan'a verdik. Hem eski Türkçe Osmanlıca tablo olarak hem de İngilizce metninin bir kopyasını kendilerine takdim ettik. Çünkü aramızdaki anlaşma şu anda 1981 tarihinde yürürlüğe girmiş bir anlaşma ama Amerika ile aramızdaki adli işbirliğinin tarihi bundan daha eski, 1874. Onu hatırlatma fırsatımız oldu. Yani burada iki hafta sonra seçim var. Ocak ayında da yönetim değişecek. Bu yönetim değişikliğinin iade sürecine, bu sürecine uğratması, sekte uğratması bir endişe taşıyor musunuz? Tabii seçim öncelikle Amerika'ya hayırlı olsun. Seçimden sonra kim başkan olacak onun kararını Amerikan halkı verecektir. Ama ben bu ilişkiler devletten devlete olan ilişkiler. Dolayısıyla bunun herhangi bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Teşekkür ederim. Peki çok teşekkür ediyorum.
Tamam, hadi kalkalım bakalım. Thank you.